بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك. Türk sinemasının usta ismi Kemal Sunal, ölümünün 23. yılında Zincirlikuyu mezarlığındaki kabri başında ailesi ve sevenlerinin katıldığı törenle anıldı. Temmuz 2000 tarihinde, Balalayka filminin çekimlerine gitmek üzere bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu henüz 56 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının efsane oyuncularından Kemal Sunal, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Sanatçının oğlu Ali Sunal, tören sonrası açıklamalarda bulundu. Arkasından bu şekilde hatmi şerifler, Kur'an-ı Kerimler, arkamızdan hayır ve hasenatta bulunan hayırlı evlatlar, hayırlı eşler, dostlar, arkadaşlar nasip eyle ya Rabbi. İşte bir paylaşım yaptım sabah, gece fark ettim. Ömrümün yarısı onsuz geçmiş oldu. Tam yarı yarıyayız şu an. Evet, çılgınca bir özlem tabii. Çok büyük bir boşluk. Ama güzel şeyler oluyor. Herhalde doğum gününe daha güzel haberlerle babamın karşısında olacağız diye düşünüyorum. O zaten bizi görüyor diye düşünüyorum. Ama o çok sevdiği Göztepe Parkı'nda bir müze, İstanbul Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ön ayak olmasıyla, destek olmasıyla o müze olacak. Bir belgesel, daha kapsamlı, büyük bir belgesel yine startı verilmiş olur diye düşünüyorum. Çok somut adımlar atıldı. Babamın hakkı olduğuna inandığımız, onun mücadelesini verdiği telif haklarında ciddi aşama kaydettik. Kemal Sunal'ı sımsıkı saran, hiç bırakmayan sevenlerinin sayesinde de bütün bunlar bence gerçekleşiyor. Bizim gayretlerimiz kadar. Çünkü evet, o büyük sevgi herkesi etkiliyor. Ve o yüzden de giderek büyüyen bir aile oluyoruz diye düşünüyorum. Küçücük çocuklar hala filmlerini izliyor. Hiç onun döneminde yaşamamış olan hayranları var. Dediğim gibi yani bir çığ gibi büyüyerek Kemal Sunal aslında dünyada kalmaya devam ediyor. Rabbi huzuruna geldik. Ali Kemal Sunal kulun için sevenleriyle, ailesiyle burada toplandık ve buluştuk. Acizane ve halisane olarak okumuş olduğumuz Mülk suresinden, Tebarike-i Şerif'ten, yine Haşr suresinin son ayetleri olan 18 isminin ard arda geçtiği Hüvallahüllezilerden, Kadir suresinden, İnşirah suresinden, Asr suresinden, İhlas-ı Şerif'ten, Felak ve Nas suresinden, aralarında senin birliğini, büyüklüğünü anlatan tekbirlerden, Fatiha'dan ve Elif Lamim'den hasıl olan sevapları Kemal Sunal kulunun ruhuna arz ediyoruz, ulaştır ya Rabbi. Amin. Çok zor, 23 yıl çok zor. Gittikçe zorlaşıyor. Yani biraz böyle küllenir mi diyorsun da. Daha fena. Özlem artıyor. Artık daha nasıl yaşayacağımızı bilemiyorum. Çok çok ağır geliyor bana. Bunu artık taşıyamıyorum daha doğrusu. Böyle. Yani hepimiz çok özlüyoruz. Sizin elbette, elbette. Tabii ki biliyorum. Allah'tan sizler varsınız, sevenleri var. O kadar güzel yorumlar geliyor, o kadar güzel sevgi dolu sözler. Onlar işte bizi ayakta tutan o hayranları, Kemal'i sevenler. Malatya yıkıldı ama biz seni unutmadık. Kemal Sunal, 23. ölüm yıl dönümünde de kabri başında dualarla anıldı. Zincirlikuyu mezarlığındaki törene bu yıl sanatçının Malatya'dan gelen depremzede hemşehrileri de katılarak mezarı başına, Malatya yıkıldı ama biz seni unutmadık büyük usta, yazılı çelenk bıraktı. Malatya Altın Kayısı Sanat Okulu adına törene katıldıklarını söyleyen depremzedelerden İbrahim Şahin Uyumaz, memleketimizde her sene Kemal abi için anma gecesi yapıyorduk ama şimdi depremden dolayı buraya gelip, ailesine başsağlığında bulunduk, dedi. Sanatçının eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal ve kızı Ezo Sunal ile çok sayıda seveninin katıldığı törende Kemal Sunal için mezarı başında dualar okundu. Ben kal, ben tera fi halqir rahmanin in tefavut. Fezi ceale lekumul arda zelulen femşu. Femşu fi menakimiha ve kulu mir. Right here.
Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Vesselamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.